DNA testi ile ilgili biraz daha bilgi vermek istiyorsunuz. Evet, çünkü... onunla da biz şöyle diyelim o zaman. Yani bu testimizin amacı, hangi yöntemler kullanılıyor, ne kadar doğru, ne kadar güvenilir, onlarla ilgili bir kısa da bilgi verir. Madem yeni bir test olduğu için tarama testi, evet, izleyicilerimiz bilgilensin. Kullanımı yanlış olabilir. Bu yüzden yeni bir test herkese uygulanmaya başlayıp gerçekten iyi şekilde kullanılmayabilir. Çok da maliyetli bir test. Onun için bu testin üzerinde biraz durmak lazım diye düşünüyorum. Ne zaman bu testi uygulayalım her şeyden evvel? Aslında dediğim ikili ve dörtlü testleri biraz gölgede bırakmaya çalışıyor aslında bu test. Bırakabilir de belki ileriki dönemlerde. Ama hala özellikle ikili testten vazgeçmememiz gerekiyor. Çünkü ikili test sadece Down sendromu, trisomi 13-18 ile ilgili bilgi vermiyor bize. Bebeğin ileride gelişme gerilikliği olup olmayacağı, annenin ileride tansiyon yüksekliği ve gebelik zehirlenmesi oluşup oluşmayacağı, makrozomi papayla mesela makrozomi oluşup oluşmayacağı gibi veriler bize verebilir. Onun için ikili testi, o test ne kadar iyi bir test olsa bile ikili testi yapmaya devam etmeliyiz. Zaten uygulama açısından bakıldığında o testi nasıl uygulamalıyız? Yeni bir test, çok maliyetli bir test. Bütün popülasyona, bütün gelen gebelere bu testi yaptır demek doğru bir test değil. Yani popülasyon taraması açısından bakıldığında doğru değil. Bir model oluşturmak gerekiyor bununla ilgili. Hocam ikili testi veya dörtlü testin maliyeti ne kadar? Bilmiyorum ama bu herhalde 150-200 lira civarında ama, bir şeydir en fazla diye düşünüyorum. Ama serbest DNA testi yani en son çıkan test 2000 lira civarında. 2000 lira civarında, onu da değişik yani fiyatlarını duyuyoruz. O yüzden herkese uygulanması ciddi bir şekilde. Seçilmiş vakalar değil, evet, değil mi? Seçilmiş yani, vakalarda bir model oluşturmak lazım. Evet, yani bir algoritma yapılması, evet, lazım. Bir, ama bunun algoritması yurt dışında vardır herhalde. Yeni oluşuyor aslında. Bu yeni oluşturuluyor. Bunları dernekler işte özellikle... Yani çünkü suistimal edilebilecek bir şeye gidiyor. Kesinlikle öyle. Bir model oluşturulması gerekir. Bu model, olası modeller var. Bunlardan biri adım adım model, step by step dediğimiz. İlk önce ikili test yapılır. İkili testte ense şeffaflığı olanlar ve işte test riski gerçekten belli, çok riskli olanlar. Çünkü bu test amniyosentez gibi değil. Bunu amniyosentez gibi kabul edip bununla sadece devam etmek doğru değil. Bu çünkü testin bu yanlış negatifliğini atlama. Çünkü bu tarama testi. Tarama testi. Yanlış negatifliği var. Hasta bebeklere normal diyebilen bir test bu test. Onun için gerçekten çok riskli çıkan, ikili testi çok riskli olanlara gene amniyosentez, CVS gibi işlemler yapmak lazım.